Evet başkanım, keçi çiftliğini gezmeye devam ediyoruz. Şimdi hangi üniteyi gezeceğiz? Şimdi yine bizim için çok önemli olan bir bölüm sahım ünitesini gezeceğiz. Sahım ünitemiz 2x12-24 başlık hızlı çıkış sistemli ve full sürü yönetimli bir Evet. sistem. Buyurun isterseniz bir bakalım. Tamam bakalım. Başkanım, sahım ünitesine geldik. Burada keçiler nasıl sağlıyor? İzleyicilerimize bir anlatır mısınız? Evet, bu bulunduğumuz alan grupların bekleme alanları. Buraya gelen hayvanlar sahım çukurunda ki sahımcı arkadaşlar otomatik kapıların açılması için düğmeye bastıklarında zaten keçiler alışmışlar. Sırayla oradan geçiyor. Geçerken Başkanım, sahım çukuru derken şu sahım çukuru aşağı evet görüyorum. aşağısı. Evet. Bu kanaldan geçerken kulaklarındaki çipleri orada mevcut olan antenler hayvanları okuyor ve o ilk giren hayvan bir numaralı bölümün kapısı açık. O girdiği zaman iki numarayı açıyor, üç numara. Bu şekilde her hayvanın tanımlaması hangi sahım durağına girdiği belli. Ondan sonra sahımı başlatıyor arkadaşlar. Sütler sağıldığı zaman yanındaki bilgisayar odasında tamamen kayıtlar yapılarak sabah sütü ve akşam sütü olmak üzere bir hayvandan kaç litre süt sağdığımızı ölçüyoruz. Bu sistemin özelliği şu, önünde aynı zamanda pelet yem yiyebiliyor. Yerken de tabii daha rahat durmuş oluyor. Hızlı çıkış dediğimiz sistem, bütün sağım bu grubun bittiğini düşünün, sistem havaya kalkıyor. Havaya kalktığı zaman bu gruptan hayvanlar çıkarak arkada bekleme alanlarına geçiyor. Ondan sonra diğer grup alınıyor. Sağım çukurunda genelde iki arkadaşımız, birisi sağ taraftaki başlıkları takıyor, biri sol taraftaki başlıkları takıyor. Yani şöyle söyleyebilirim, bu sistemle yaklaşık 1000'e yakın iyi bir sağmal grup, 1000 tane hayvanı 2,5-3 saatte sağımını bitirme şansınız var. Burada bitiriyorsunuz. Evet. Ve direkt yandaki soğutma tank gruplarına süt pompalanıyor. Sağım esnasında ve süt de hızlı bir şekilde soğuduğu için bizim mesela sütümüzdeki mikrop oranı diyeyim ben çok düşük. Çünkü hızlı soğutma var sütümüzde. Sütümüzü sağım başladığı an soğutmaya başlıyoruz. 4 ile 5 derece arasında orada muhafaza ediyoruz. Başkanım bu keçiler buradan geçtiği zaman cip kulaklarındaki kulak numaralarına göre mi süt miktarlarını Tabii belirliyorsunuz? tabii. Orada aşağıda Dematron Yani dediğimiz sistem sıralamasına göre birinci hayvan bir numaralı kapı açık olduğu için oraya girebiliyor. Sistem okuyor. Diyor ki bir numara bu hayvan ve onu ona göre o kapı kaydetmiş oluyor. kapanıyor. O kapı kapanıyor, diğeri açılmış oluyor. Evet. Yani 2x12-24 başlıklı hızlı çıkışlı sağım sistemi bu. Tamamen full otomatik bir sistem. Keçilere verdiğiniz yemi her gün aynı miktarda Şimdi şu veriyorsunuz var, yemini. evet güzel bir soru. Diyelim ki bir grubumuzun süt verimi yüksek. Burada sağımcı arkadaş tuşa bastıkça her basması 100 gram yem dökülmesi demek. Mesela o biliyor hangi gruptan geldi, bu grubun süt verimi ne? İşte biz isimlendirmişiz gruplara. Diyelim ki yıldız grubu geliyor. Yıldız grubu geldiğinde 300 gram yiyecekse 300 gram yem Yani dökülüyor. keçinin süt miktarına Ne göre göre yemini biz yemini ayarlayabiliyorsunuz. ayarlayabiliyoruz. Güzel Yani bir 200 sistem, gramla evet. 500 grama kadar burada yem yiyen gruplarımız var. Yani şampiyon gruplarımız daha yüksek. Pelet yem yemiş oluyor burada. Peki burada bu sağım işlemini kaç kişi yapıyor başkanım? Bir kişi hayvanları getirdiğini düşünürsek, iki kişi de sağım çukurunda, üç kişiyle bu işi rahatlıkla yapma şansınız var. Yani dediğim gibi 3 saatte 1000 tane hayvanı sağıp bitirme Bu şansınız var. sabah akşam değil Evet, mi? sabah akşam. Saatler aynı saatlerde mi? 12 saat arayla atıyorum sabah 4 akşam 4 veya sabah 5.30 akşam 5.30 onu siz ayarlıyorsunuz. Kaç tane keçi sağlıyor burada? Bizim şu an yaklaşık 1000'e yakın hayvanımız sağıma giriyor ama bu sene doğumlar bittiğinde 1500'e yakın sağmal keçimiz var. Peki başkanım diyelim ki böyle bir üniteniz yok. Evet. İşte o dediğiniz keçi miktarını insan gücüyle yapmaya İmkansız, çalışsanız. mümkün Yani değil. atıyorum kaç kişiyle yapılabilecek bir iş Ya bu iş? bana göre en az 20 tane adam lazım. 20 tane de seyyar sağım veyahut da yine ona benzer bir Yani makineyle sağmamız onu lazım. tutacak insan da lazım değil Tabii mi tutacak keçiler? insan lazım. Yani imkansız bir şey. Yani bir 100 baş keçiniz varsa elde sağabilirsiniz belki ama onun üstünde mümkün değil. Ama artı hijyeni de sağlayamazsınız. Ha vatandaşa biz şunu demiyoruz yani böyle bir sistem kurun demiyoruz. Biz ekstansif yetiştiricilik yapıyoruz. Entansif yetiştiricilik yapan bir sürü üyemiz var birlik olarak. O insanlara diyoruz ki hiç değilse hayvanlara duraklar yapın. Seyyar ikili dörtlü
küçük sağma makineleri var. Çok pahalı da değil. Neden? Sütü hijyen sağmaları gerekiyor. Hijyen sağarsanız sütünüzü pahalı satabilirsiniz. Hani insanlar hep belirli dönemlerde ağır gelir sütün kokusu. Aslında onun sebebi sağımda işte sütün içine ister istemez işte kıldır, dışkıdır bu gibi şeylerin düşmesiyle alakalı koku veya şey. Dediğim gibi artık Avrupa Birliği de bunu istiyor. Türkiye'de de iş bu noktaya gidiyor. Soğutulmuş süt olacak. Yani ne yaparsanız yapın elde de sağlıyorsanız hızlı şekilde soğutmanız lazım. Bununla ilgili de işte bir şeyler zaten bizim projelerimiz var. Birlik üyelerimizin de sütlerini nasıl sağabiliriz veyahut da onların sağdığı sütü nasıl hızlı soğutturabiliriz? İşte bazı bölgelere soğutma tankları kurulmasıyla ilgili veyahut da seyyar sağım makinesi atıyorum bir araç üstünde olabilir. Mera'da hayvanların sağılmasıyla ilgili. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bununla ilgili de işte belki Büyükşehir Belediye'mizden, belki Avrupa Birliği projelerinden fonlar yaratarak vatandaşın da sütünü bizimki gibi ölçerek sağlıklı sağmasıyla ilgili çalışmaları başlattık yani. O zaman sağım ünitesi başkanım büyük bir işletmenin olmazsa olmazlarından. Kesinlikle. Yani entansif yetiştirilmişte zaten bu sistem olacak. Bu sistemler yerli olarak da mevcut ama yeni yeni bu sürü yönetim sistemini bilgisayar program sistemlerine oturtmaya başladılar. Eğer sütünüzü ölçmeden bir sağım sistemi kuracaksanız yerli birçok firmaya da kurdurabilirsiniz. Ama ıslah yapıyorsanız sütünüzü ölçmek zorundasınız. Yurt dışında mı getirdiniz? Evet, bu ithal bir ürün. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Kurulduğu günden beri mi? Sistemi 4. yıldır çok sağlıklı bir şekilde biz sağıyoruz. Yani onun belirli saatlerde bakımının yapılması gerekiyor. O saatlerde riayet eder bakımını yaptırsanız sorunsuz bir sistem. Bu sistemimiz 2x12 ama biz bu mevcut çukuru yaparken burayı büyütürüz 2x24 yaparız diye büyük yapmıştık. Altyapısını da tamamen ona göre ayarladık. Pompalarını, vakum sistemi falan ama şu an az önce bahsettiğimiz gibi bu sistem tamam çok düzgün çalışıyor ama bizim ikinci bir yedek sağım ünitesine ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Çünkü biz her geçen gün büyüyoruz. Sistem durmamalı ve tıkanmamalı. Böyle bir şansımız yok. Yani bu kadar keçi bu sistem olmadan sağma şansımız yok. Oğlak eti ve keçi sütünden yapılan ürünlerin tanıtılacağı Gaziantep bölümüyle Çobanın Yolu haftaya devam edecek.